Aşk laftan anlamaz. Şuna bak şuna. Getirdiğin suyun tadı bile yok. Yani aslında bildiğimiz su ama yani soğuksa... Sen şimdi bana kızına yaptıklarının üzerine bir bardak soğuk su mu içlemek istiyorsun Kamil Efendi? Ah yok, siz beni yanlış anladınız. Öncelikle benim adım Kamil değil, bu bir. Benim kocam öyle bir şey yapmaz anneciğim, bu iki. Görmüyor musun kadının kafa uçmuş. Yarım saat idare edeceğiz işte. Anneciğim aç mısın? Hey, ay kurban olurum sana. Ay anneciğim diyen dillerini yesinler senin. Ah, ah. Sen böyle şeyleri hak etmiyorsun ama kızım işte. Ne yapmışım ki şimdi? Sus! Bir de soru soruyor. Ben sana 4 dörtlük bir kız verdim damat. 4 dörtlük. Yani şimdi o kadar da değil yani. Aa, ne açığımı gördün? Aferin kız, konuş, konuş. Geç bile kaldı. Evet anneciğim. Senin bu damadın var ya... ...insan bir kere takdir eder ya. Hep bir şikayet, hep bir eziyet, hep bir eleştiri. Çok özür dilerim. Burada bölmek zorundayım. Eziyet kısmına asla katılmıyorum Selim Hanım. Lütfen yani. Selim Hanım mı? Ha? Selim Han, senin baban olur. Terbiyesiz. Babam mı dedi? Bana bak mır konuşup durma orada. Ne söyleyeceksen bana söyle. Hiç kusura bakmayın sayın valideciğim ama söyleyeceğim. Yani kızınızdaki inat başka kimse de yok. Dil de pabuç kadar. Ha bu kadar. Aa, hiç öyle şaşırmış gibi yapma. Her şeyi anlatacağım. Madem yaptıklarımızı konuşuyoruz, yapamadıklarımızı da konuşacağım. Bir kere salata bile yapamıyor. Bana saygı sıfır, ufak bir açık göğsün oradan yürüyor gidiyor bu kadar işte. Sen sütten çıkmış ak kaşık mısın Murat Efendi? Aa, pardon, hayırsız damat Kamil. Anne senin bu damadında öyle bir sinir var ki böyle öfkelendiğinde çatalı kirmitler yerinden oynuyor. Hatta bir keresinde düşen kirmitlerde kafamı vereceğim, can vereceğim diye çok korktum. Ha, süper zamanlama. Biz tamamız. Tamam yani. Biz de tamamız evelallah. Odunlar hep tamam. Ver. Bizimkilerin yanındaki teyze kim? Ben sizin kızınızı üzecek bir şey yapar mıyım? Ha? Bak üzül kabul etin işte. Sen de beni üzüyorsun ama. Bencilsin, kabul et. Senin de inadının sonu yok ama. Misilleme uzmanısın ayrıca. Sen de bana duygusal şiddet uyguluyorsun. Ben bir şey diyor muyum? Ne? Şiddet mi? Şiddet senin ikinci adım be. Sen bir kere bayılıyorsun beni süründürmeye, eziyet etmeye. Abi. Ne oluyor burada Allah korusun? Şu hayırsız enişten Kamil'in ifadesini alıyordum. Melda ile Berna da geldiğine göre... ...hepsini açık açık konuşabiliriz artık. Berna ile Melda kim? Ortanca damat. Sen sus. Ben seni hiç sevmiyorum. Ananı da sevmezdim. Şimdi bir dakika. Bu durumda ben ne oluyorum? Sen. Necmit. Canım benim. Gel buraya. Bizim ailemize en yakışan damat sensin. Gel bakayım yamacıma. Gel. Gel şuraya otur bakayım yamacıma. Gel. Kim buraya? Gel. Ay kurban olsunlar sana. Var ya adam gene 4 ayak üstüne düştü arkadaş. Kafayı yiyeceğim ya. Bana bak. Hayırsız damat. Mır konuşup durma orada. Ortanca damat. Koş mangalı yak. Koş. Hayırsızın karısı. Sen de masayı kur bakalım. Hadi yürü. Melda. Sen de o salak kocanın yanına gir. Şimdi mangalı yakıyorum diye hepimizi zehirleyiver. Hadi. Haklısın anam. Çözemez o. Halledemez, beceremez o. Aferin be akıllıymış kız. Ben ne yapayım peki? Gel yamacıma gel. Gelin bakayım siz buraya. Ah siz bir yana dünya bir yana. Mır yapın bakayım bana. Mır yapın. ol canım. Ay ünlü bir mankeniz, anladık, kamuya mal olduk. Magazin değerimiz var da öyle insanın gözünü yüzüne mikrofon sokulmaz ki canım. Cık. Vallahi magazincilerden zor kurtuldum. Hoş geldin Didemciğim. Necat babam evde mi? Arkadaşlarıyla dışarı çıktı. Ha. Azime babaanne? Odasında. Dinleniyor. Aman aman. İyi, uyusun. Aa, bu sizin için. Emin misin? Evet. Bana gösterdiğiniz sevgi, şefkat ve minnaşla bir teşekkür olarak. Görünce aklıma hemen siz geldiniz. Ne kadar ağır bir şey bu böyle. Geldiğinden beri de kucağından bırakmadın. Niye ki? Hamilesin şekerim. Evet. Taşımamam gerek değil mi? Ah. Dikkat ederim bundan sonra. Bir daha yapmam. Vallahi siz kendi derdinize yanın. Biz karımla yırttık. Eyvallah kocacığım, iyi ki seninle evlenmişim. Ya var ya, o değil de bütün mangal piknik organizasyonu resmen ellerimizden öptü yani. Kadın bizi emir eri gibi çalıştırdı ya. Öyle deme ya. Çok tontaş bir teyzeydi. Hatta eğlendi bile arada. Ya. Sen onu bir de benle Hayat'a sor. Sen sus hayırsız damat Kamil. Aa! Biri gitar çalıyor. O zaman gidip hemen polise ihbar edelim. Ay çok şeysin Doruk. Fenasın. Ya çocukcağız orada tek başına takılıyor. Çağırsak mı? Senin başka adamları olan merhametin bende asabiyet yaratıyor İpek. Çünkü senin için fesat Kerem. Ben bir yerden tanıyor gibiyim. Evet. Bu şey ya, Murat'ı tanıyoruz. Bu ünlü, bunun albümü falan var. Uğur. Akürek. Uğur Akürek bu. Ay ben gidip konuşacağım. Gidiyorum hatta. Tabii ya. Sen kocanı arkada bırakıp ünlü peşine düş değil mi? Dur bekle, bensiz olmaz o mavra. Merhaba. Ben hemşireyim. Peki. Ya abicim pardon. O şöyle olmaz. Az ileride takılıyoruz. Süper bir ortamımız, içeceğimiz ve harika bir ateşimiz var. Yani senin için de sakıncası olmazsa bize katılmak ister misin? Yani ihtiyaç halinde tansiyon bile ölçebiliyoruz. Bize de bir şarkı söylesene, giyine başlamayacaksak olur. Niye? Bize de bir tane şarkı söylesen ölür müsün? Yani öyle bir durumda kalp masajı ve elektroşokumuz da mevcut. Ya size şarkı söylemeyen ölsün. Şaka yapıyorum. Tamam, peki olur. Ay. Peki o zaman. Hoş geldin. Afiyet olsun. Bir şey içer misin? Peki sonra ya. Ne yapalım, nasıl bir şey içelim o zaman? Yani. Adı Sevda olsun o zaman. Bu şarkı sana gelsin o zaman Hayat. Yok yani Selim Hanım dedi ya hani. O Sevda diye yani. O yüzden. Biz sana sonra anlatırız Uğur. Peki tamam. Dokundum en sıcak Ağustos akşamısın. Ellerimde sevdanın yanık kokusu. Gezindim avare bir deniz kıyısı. En güzel mehtap sensin denize dost. Dokundum en Sesin sıcak Ağustos akşamısın. Ellerimde sevdanın yanık kokusu. Gezindiğim avare bir deniz kıyısı. En güzel mehtap sensin, denize dost. Aretin bulunmayan, haykırdığın duyulmayan, sen asla dün olmayan bir yaşanmamış an. Aretin bulunmayan, haykırdığın duyulmayan, sen asla dün olmayan bir yaşanmamış an. Saçların rüzgarsa, gözlerin nerede? Sesin şarkılarda nerede? Yüreğin ellerimde sevdanın yanık kokusu. Ey adı sevda nerede? Ellerin aradığım bulunmayan, haykırdığım duyulmayan, sen asla dün olmayan bir yaşanmamış an. Aradığım bulunmayan, haykırdığım duyulmayan, sen asla dün olmayan bir yaşanmamış an. Aradığım bulunmayan, haykırdığım duyulmayan, sen asla dün olmayan bir yaşanmamış an. Gerçekten çok güzel. Çok teşekkür ederim. Çok zevklisin. Kimin geliniyim ben? Ne içersin, ne hazırlatayım sana? Ay, bugün çok kahve içtim ama elinizden bir kahve alırım yine. Kızım, sana hamilelikte kahvenin zararlı olduğunu da mı söylemediler? Kim Allah aşkına senin doktorun? Evet, ben de onu danışacaktım size. Benim doktorum yok. Hani böyle bildiğiniz iyi bir kadın doğum uzmanı varsa onu soracaktım. Sen ne yapıyorsun Doruk? Bana mı geleceksin? Sen kafana göre takıl abi, yani benim sağım solum belli olmaz. İpek'le baldız bende zaten, eve teslim. İyi, güzel. Hayat sen? Hayat, sen bize gel arkadaşım, ne zamandır bizde kalmıyorsun. Özledik kız. Aslında beni de sen bırakırsan sevinirim. Olur mu ya Hayat, öyle bu saatte tek başına ne işin var eve falan, gitme. Sen bizde kalırsın bu gece. Başka zaman kızlar. Ben evimi özledim. Ha. Murat Beyefendi'nin ısrarı üzerine düğünü burada, bahçede yapmaya karar verdiysek de hiçbir masraftan kaçınmayacağımızdan emin olabilirsin Didemciğim. Ya eminim. Burayı böyle mükemmel bir düğün mekanına çevireceğinize eminim. Nikah için kürsü mü olsun, masa mı olsun emin değilim ama tepede görkemli bir tag olmalı. Üzerinde de yaz çiçekleri olsun. Gelin çiçekleri, ortancalar, lavanta, hatta zambak. Ne dersin? Ha? Çiçekler, evet. Çiçekler önemli değil mi? Sonuçta gelin demek çiçek demek. Aç istersen telefonunu. Bu kadar ısrarla çağdırdıklarına göre belki önemli bir şeydir. Yok yok. Önemli değil ya. Ben onlara... Onu sonra ararım ben. Yani biz ne güzel konuşuyorduk böyle. Siz de anlatıyordunuz çiçekler, nikah masası, böyle masal gibi. Bence asıl masal anlatan sensin. Anlamadım Derya anneciğim. Sen hamile falan değilsin Didem. Güzel bir gün oldu. Bence de. Bana niye yalan söyledin Murat? Dedim ya, sabah yeni uyanmıştım. Yani uyku sersemliği ne dediğimi... Ondan bahsetmiyorum. Neyden bahsediyorsun peki? Didem'i sevmediği konusunda. Bunu nereden çıkardın şimdi? Tuvalin, Doruk'un, en önemlisi de babaannenin söylediklerinden. Ne demişler onlar sana? Bu evliliğin gerçek olmadığı. Bekliyorum. Eline bir fırsat geçti, bunu değerlendir. Tamam. Ne istersen söyle, dinliyorum. Ben seni dinlemeyi tercih ederim. Evet, sana Didem konusunda yalan söyledim. Ama bunu yapmak zorundaydım. Neden? Neden bana yalan söylemek zorundaydın? Seni korumak için. Neyden? Kimden? Söyleyip beni koruduğunu mu sanıyorsun sen? Kadını gururumu yerle bir ettin. Kendime olan saygımı zedeledin. Darmadağınım ben. Hayat. O hayatta isteyeceğim en son şey olur. Anladın mı beni? Ağlama, ağlama, ne olur ağlama. Dayanamıyorum, ağlama. Nasıl yaparsın ya? Böyle bir yalanı nasıl söyleyebilirsin? Ya Murat evden gidiyordu. Çok çaresizdim. Ne yapacağımı bilemedim ki. Kızım 1,5-2 aylık hamileyim diyorsun. Hadi laborantı ayarladın. Pozitif bir hamilelik testi elde ettin. Sonrasını hiç mi düşünmedin? Ya çözerim diye düşündüm. Kliniğe gidecektim. Aşılama yaptıracaktım orada. 1 haftalık bebeği 2 aylık diye mi kakalayacaktın? Ultrasonda anlaşılmaz mı sanıyorsun? Murat'ın zaten bebekle benimle ilgilendiği yok ki. Aferin, bravo, şahane plan. Sonra öğrense de evlendikten sonra iş işten geçmiş olur diye düşündüm. Ha Murat seni boşayamaz değil mi? Adam seninle bu bebek için evleniyor zaten. Ne yapacağım peki ben şimdi? Onu bu aptal planı yapmadan önce düşünecektin. Çık şimdi bu işin içinden çıkabilirsen. Nerede kaldın sen ya? 2 saattir ağaç oldum burada seni beklemekten ben. Ne oluyor ya? Kolay mı kızım? Çalışan bir insanım ben. Öyle çıkmak kolay olmuyor canım. Ha ben çalışmıyorum. Ha ben boş gezenin boş kalfasıyım öyle mi? Sabaha kadar nöbet tuttum sonra da geldim 2 saat burada ağaç oldum seni beklerken. Aa, sen ondan bu kadar gerginsin. Ne gergini ya? Ben gergin falan değilim. Sen hayatında gergin insan görmemişsin. Ah, görevimiz bu kadar ulviye olmayacaktı ki. Bir gidecektim eve. Öyle bir vuracaktım kafayı. Yatacaktım, devuracaktım. Sonra genç bile gelse kaldırmayacaktım. Aslan. Ha. Aslan. Ha. Uyan. 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 Ha. Dik dur, çökme. Ya ofise girmemle çıkmam biri oldu kızım. Ya düşünsene. Bu Didem gerçekten hamile değilse bu durum Hayat Murat aşkının seyrini değiştirecek. Herhalde kızım. Onun için ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz Allah korusun? Acele ediyoruz, ikiliyoruz, topukluyoruz. Çözelim şu işi ya. Yürüyelim arkadaşlar. Sesiniz soluğunuz çıkmıyor Murat Bey. Bir şey düşünüyordum da. Ya ben de konuya nasıl girsen diye düşünüyorum. Doğrudan gir. Öyle bir konu değil maalesef. Kerem bir saniye beklesene şu konuşmayı yapayım. Sonra rahat devam edelim. Tabii. Hem ben zaman kazanmış olurum. Efendim? Didem. Efendim hayatım. Ultrasona ne zaman gireceksin? Neden sordun? Bir dahaki sefere ben de geleceğim de o yüzden. Niye ki? Çocuk benim de çocuğum değil mi? Tabii. Senin de çocuğun. Ben gideceğim zaman sana haber veririm o zaman. Öyle yapalım. Bu arada gelmek istemene sevindim. Tamam görüşürüz. Evet, dinliyorum. Ya sen var ya, adamın dibisin ya. Cansın, kansın, dostsun. Yemin ediyorum. Oluyor be, bu yüzden bekledim bu kadar. Aynen öyle. Ne zaman görmeye gidiyoruz yeğenimi? Bastırın lütfen. Yiğit. Bunu laboratuvara gönderir misin? Buyurun şöyle siz geçin. Ben hemen geliyorum. Kesseydin kolum, kesseydin. Çok beğendim, çok oynadın. Satayım sana. Aslı tutsana beni ya. Allah'ım ya. Ama bu Hakan kanlarımız boşuna değil dava arkadaşım. Didem'in eşi kilitlediği yer burası. Gözünü dört aç. Ben şimdi gözümü yumup ağzımı açacağım ama ha olacak. Ne biçim bir hemşire ya? 2 saattir damarını bulamadı. Bandajda yanlış yere yapıştırdı zaten beceriksiz. Tamam neyse tatlım gel. Sakin ol. Otur şöyle bakayım. Otur Aslı zorlama beni. Aa konumuza odaklanabilir miyiz artık? Şimdi bunlar hep burada mıymış onu bir öğrenelim değil mi? Her gün burada mısınız? Biz sizi çok sevdik de maşallah işinizde de çok beceriklisiniz. Yani gelen falan olursa arkadaşlarımızdan tavsiye edelim diye soruyoruz. İkimiz de haftanın 6 günü buradayız. Seve seve yardımcı oluruz. Hangi arkadaşınızı getirirseniz. Ha. Hocam biz hep buradayız Allah'ın izniyle. Damarınız da pek bir inceymiş. Ya değil mi? Ben geliyorum şimdi. Çocuk iyi birine benziyor. Allah korkusu var belli. Ve benim bunu hiç gözüm tutmadı ha. Ben hiçbir şey olmaz. Bir şey olmaz baba. Bulamıyor baba. Böyle bir haller, gözler. Gir. Başka bir arzunuz yoksa? Var. Dinliyorum. Niye gözlerini kaçırıyorsun benden Hayat? Çünkü... Bunun bir cevap olmadığını ikimiz de gayet iyi biliyoruz. Ne olur yapmayın. Çok utanıyorum ben. Burada utanması gereken sen değil, benim. Sen her zaman gibi cesur ve dürüst davrandın. Bunlar seni sen yapan özellikler. Kimse için vazgeçmemen gereken, seni iyi ve farklı kılan özellikler. Bunlar için utanma. Ben düşündüğünüz kadar dürüst ya da cesur değilim. Sen benim hayatımda gördüğüm en cesur kadınsın. Seni gerçekten seven ve değer veren birini bulacaksın. Onunla güzel ve yeni bir hayat kuracaksın. Belki de bugünleri gülerek hatırlayacaksın. İyi dilekleriniz ve teselliniz için teşekkür ederim. Emriniz neydi? Bir daha ağlama, olur mu? Baş üstüne. Anne ben, ne oluyoruz ya? Sen bittin. Ne istiyorsunuz ya? Polis çağırma, ne oluyoruz? Hop, çağır. Çağırsana polis. Çağır da anlatalım her şeyi. Nasıl sahte rapor düzenlediğini, nasıl hamile olmayan bir insanı hamileymiş gibi gösterdiğini, artık rüşvet müşvet ne yaptıysan onların hepsini de anlatırız polise. Sonra alsın götürsün seni polis, bağlasın böyle öyle kelepçeli. Biliyoruz kızım her şeyi. Her şeyi polise anlatırız her. Hastane yönetimine de anlatırız. İşsiz kalırsın. Lisansın iptal olur. Hapse girersin. Bir daha hiçbir yerde işmiş bulamazsın. O kadını da siz mi gönderdiniz? Şu mankeni. Ne istiyorsunuz benden ya? Çok zor durumdayım, inanın. Kardeşim üniversite kaydı için yaptım bu işi. Bak kızım. Anladık, zor durumdaymışsın. Biz de öyle insafsız insanlar değiliz. Ama bu yaptığınla en az 3 aileyi, 3 arkadaşın hayatını, 2 aşığın geleceğini ve hatta belki de Türkiye ekonomisini mahvettiğinin farkında mısın? Eğer bu yaptığın sahtekarlığı bizim söylediğimiz günde, bizim söylediğimiz saatte, bizim söylediğimiz yere gelip itiraf edersen aramızda kalabilir. Yoksa... Sen bilirsin. Sen bilirsin. Tamam, tamam söz veriyorum. Söz bir daha yapmayacağım. Ne zaman, nerede, nasıl isterseniz. Kahvaltınıza dokunmamışsınız. Bir sorun mu var? Yok sorun falan. Git. Ah benim eşek kafam, ah benim eşek kafam. Söyleyecek başka yalan mı bulamadım ya? Of. Ne diyeceğim ben şimdi? Ay aşkım baksana. Bebeğimiz o kadar utangaç ki kendini kamufle ediyor. Görünmüyor bile mi diyeceğim? Fena fikir değil aslında. Sen kimsin şimdi ya? Didem Taşkaya? Benim Didem, benim. Didem kadar taş düşsün başınıza. Ne var? Ben Melike. Melek değil, şeytan olsan ağzımdan laf alamazsın. Murat'la ilişkimiz hakkında konuşmama kararı aldık ya. Gazeteci değilim Didem Hanım. Melike hemşire ben. Canlar Kliniği'nden. Ha. Evet. Sen niye arıyorsun beni? Biz senin işin maddi kısmını çözmedik mi? Şartlar değişti Didem Hanım. Ne demek şartlar değişti ya? Bugün kliniğe 2 kız geldi. Hamile olmadığınızı biliyorlarmış. Beni birileriyle yüzleştireceklermiş. Eğer görüşmeye de gitmezsem hakkımda suç duyurusunda bulunacaklarmış. Kim? Kimmiş onlar? Nereden öğrenmişler? Ne yüzleşmesi ya? Ben de bu kadarını biliyorum. Bana bak kızım. Ötersen vallahi gebertirim seni ha. Hiçbir yere gitmiyorsun. Hiç kimseye de hiçbir şey söylemiyorsun. Vallahi Didem Hanım bu biraz da size de bağlı. Bana bak kızım, ben senin gibileri iyi tanırım. Şimdi alırsın paranı, susarsın, sonra ihtiyacın olduğunda yine peşime düşersin, anladın mı? Bu işin sonu yok. O yüzden bu saatten sonra zırnık koklatmam ben sana. Ötersen de sonuçlarına katlanırsın, anladın mı beni? Kapat! Yeter, benden buraya kadar. Ben pes, ben iflas, yetti ya. Seni kim çıldırttı böyle? İsmi lazım değil, siz onun kim olduğunu biliyorsunuz. Evet, ismi gerçekten lazım değil şu an. Otursana, anlat. Oturamam. Ya oturamıyorum, duramıyorum da. Ben zamandan çıktım, haberiniz olsun. Hı, okey. Onu anladım zaten. O zaman ben kalkayım. Sen neye bakıyorsun acaba? Sirk pandası mıyız biz acaba? Dağ kız dağ! Sen de dağıl! Hepiniz dağılın! Söyle bakayım. İsmi lazım olmayan eleman seni nasıl çıldırttı? Didem'i sevmediğini kabul etti. Okey, onu biliyorduk zaten. Ama bu bir oyundu, lafını inkar ediyor. Onun üstüne ağlama, dayanamıyorum deyip sarılıyor. Sonra geçip karşıma gençsin, hayatını yaşa, karşına başkaları çıkacak diyebiliyor. Sonra gözlerini göz bebeklerime dikip aşık aşık bakabiliyor. Onun üstüne çat, buz kesip araya kilometrelerce mesafe koyabiliyor. Evet, biraz metrizirli arkadaş kendisi. Ama size şu kadarını söyleyeyim. Söyle söyle, rahat ol. Daha fazlasını anlatabilirsin. Size şu kadarını söyleyeyim. Bu iş mucizevi bir şekilde çözülse bile... İnşallah. Aynısını ona yapmazsam bana da hayat demesinler. Sürüm süründüreceğim o ismi lazım olmayan elemanı. Süründürmezsen kadın değilsin zaten. Fitil getireceğim onun burnundan. Getir kız, helal. Ya bir insan duygularıyla oynamak ne demekmiş? Satır anlatacağım ona. Anlat kız, anlat. Yalnız anlatırken ben de yanında olayım. Şöyle içim yağları aksın. Gerçi kas ve yağ oranı mükemmeldir. Laf öyle şey olsun diye, neyse. Kadın demek ne demekmiş göstereceğim o gel gitliye. Aferin kız. Ablasının kardeşi. Aferin. 2 dokunuşla nasıl eser yarattım ama. Gurur duygusunun dervanasındayım şu an. Şu an o kadar coştum ki. Normalde kendimi öptürüyorum ama şu an seni öpmek istiyorum. Gel. Oh. Şimdi kaldı mucize beklemek. Konuşmamız lazım. Çabuk toparlanmışsın. Aferin. Murat aradı sabah. Otosuna gidelim dedi. Başka şeyler de var. Şaşırmadım. Beklenen hareketler. Sana o gece de söylemiştim. Bu işin artık kaçarı kalmadı. Peki bunları bana niye anlatıyorsun? Çünkü hamile olmadığımı bir tek siz biliyorsunuz. Ve sen o çocukça planınla benimle işbirliği yapma şansını çoktan kaybettin. Ben de onu diyorum. Siz benimle niye işbirliği yaptınız Derya Hanım? Ne demek istiyorsun sen? İlk günden beri bir iyi davranmalar, basın mensuplarına örgütlemeler. Hamile olmadığımı öğrendiniz ama Murat'a dair hiçbir şey söylemediniz. Yani? Yani diyorum ki sizin bana cici kayınvalider rolü oynamanızın benimle bilgisi yoktu. Murat'la ilgiliydi. Belki şirketin başına kendi oğlunuzun geçmesini istiyorsunuz. Belki de Murat özel bir bacağınız var. Bilmiyorum. Beni çok ilgilendirmiyor. Yani özetle şunu söylüyorum. Siz bana yardım edin cici kayınvalideciğim. Ben de size edeyim. Ben bir tek Murat istiyorum. Gerisi sizin olsun. Rotamı değiştirdik. Öyle bir durum oldu. Niye? Ev güzergahında trafik mi var? Yok. Niye buradan saptık o zaman? Eve gitmiyoruz çünkü. Ne oluyor? Nereye gidiyoruz? Bak, senden ilk defa bir şey isteyeceğim. Sorgulama. Gel benimle. Seni biriyle görüştürmem lazım. Hayat memat meselesi. Bak Kerem, gene Doruk'un eşek şakalarından birine alet olduysan. Ya vallahi öyle bir şey değil. Güven sen kardeşine. Önümüz açık, istikbalimiz parlak. Hürriyetine kavuşuyor bugün kardeşim, hürriyetine. Peki. Kız, nerede kaldı bu kız? 15 dakika önce burada olması gerekiyordu. İyicene korkup kaçmış falan olmasın? Vallahi bilmiyorum. Ben olsam ödüm karışırdı. Ama gelmek zorunda. Sıkıyorsa gelmesin. İşten atarlar. Hapislerde çürür kızım. Bu intihar falan etmiş olmasın. Eder mi dersin? Etmesin intihar. Biz acaba oradayken ses kaydı falan mı alsaydık? Yanlış bir şey mi yaptık? Arasana bir daha. Ne oluyor? Çalıyor. Sonra? Açmıyor. Yoldadır. Ondan açamıyordur. Çantasında falansa duymuyordur. Metrodaysa çekmiyordur. Ya da sırf bize gıcıklık olsun diye açmıyordur. Ne bileyim ay ben. Şimdi Kerem Murat'ı getirmek üzere şu anda. O satılmış Melike zamanında gelsin, ben başka bir şey istemiyorum. Parka mı getirdin beni? Önemli olan park değil, kimlerin beklediği. Hadi gel. Bak şimdi ben de merak ettim ha. Ya sen güven kardeşine, gel. Babam arıyor. Sonra dön sen. Hem müjdeli haberi verirsin, hadi. Ya Kerem, ben sizin ne yaptığınızı anlamadım ki zaten. Bir sorun vardı, bir sağlık sorunu bir şey vardı. Bir açayım şu telefonu. Efendim baba? Murat neredesin? Çıktığım şirketten baba, dışarıdayım, hayırdır? Vallahi pek hayır değil evladım. Derya annen aradı şimdi. Evet baba. Nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum oğlum ya. Didem'le birliktelermiş. Kızcağızın kanaması başlamış. Nasıl nerede? Didem iyi mi şu anda? Didem iyiymiş. İyiymiş de. Bebeği kaybetmişiz be oğlum. Sevdim ben her gün. gece ışığımdan geçen kördüğümler ucunda sardım ellerini her korktuğumda. Sakindim, kendimi içimde kaybetmeden usul usul sokuldum sana tüm ben.